Kör lakaplı Galip Ergül. Galip abi sevimli, sempatik, şakacı, girdiği toplumda mutlak surette şaka yapmayı seven şahsiyetlerden bir tanesidir. Son yıllarda sigaradan yaşadığı olumsuzluk nedeniyle sol ayağını bir ay evvel yitirdi. Şimdi bizim burada haberini yapmaktan kastımız hem sigara içen insanlarımıza ders olsun, ibret olsun, hem de sigaradan kendilerini alıkoymalarına katkı sağlayalım istiyoruz. Galip abi geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ ol. Abi dilimizin döndüğü kadar Galip abiyi anlattık. Sen de gezmeyi seven, sohbeti seven bir abimiz olarak teşekkürler. Gençlere sigaradan kaybettiğin ayağınla ilgili olarak bir şeyler söyle de sigaranın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlasınlar. Tavsiyem, Allah o gençlere nasip etmesin bunu. Amin. Bu çok kötü bir şey. Çok kötü bir bu şey. Bu içkiye de benzer, bir şeye de benzer. Bunu ağzına sürmez. Bu lanetin bir tanesi. 3 kere ameliyat oldum. 3. de ayağımı kestim. 3. ameliyat. Evet. Kestim. Yazık, günah. Hani bir günlük ömrü sıfıra düşürüyor. Aynen öyle diyor. Bunun gençlerimiz sakın tavsiye edin, merak etmesinler buna. Bu ağza konacak, cebe alınacak bir nalet değil. Değil. Bundan uzak durun diyorsun. Bundan uzak dursunlar. Cenab-ı Allah bunu düşmanıma nasip etmesin. Amin. Bir aydan beri işte vaziyetim. Evet, görüyorsunuz. Ayak gitti. Ayak gitti. Aynen. Bundan engelli arabası. İşte burada. Bundan sonra ne olacak ki bizden? Hiçbir şey olmaz, değil mi? En önemli şey sağlık. En önemlisi. Sağlık olmaktan sonra hayat olmuş. Ne olur? Dünya senin olsa dünya kıymeti senin yok. İşte bir mübarek bir ev yaptık. Helal olmuş olsun. Allah. Oturuyoruz güle güle. Oturmayı nasip etsin abi. Huzursuz oturuyorsun işte. Bir tek sigaranın yüzünden. Aynen. Sigaranın yüzünden perişan oldun. Perişan oldun. Bir seneden beri Ünye, Ordu, Samsun arkada. Hastanelerde mekik dokuyorsun. Vallahi billahi. Daha ne kadar dokuyacak onu da bilmiyorum. Evet. Bu safi o zıkkımın yüzünden yani, başka bir şey değil. Bunun gençlerimize tavsiye, yalvarıyorum yani buradan bağ doktora yalvarması gibi. Ağızlarını almasınlar. Tavsiyem onlara bu. Başka bir istem yok. Peki Galip abi bir de sen her zaman toplum içinde bir şahsiyetsin. Seni çarşıda görmediğimiz zaman, Ünye'de görmediğimiz zaman gözümüz arıyor, dostlarım var. Gelemeyen, haberdar olamayan dostlarıyan da buradan selam söyle. Onlar da sigaradan kendilerini alıkoysunlar. Buyur. Çoğu da alıkoydu. Güzel. Çoğu da alıkoydu. Güzel. Bu güzel. Çoğu da alıkoydu. Allah onlara da yardım etsin. Bunu merak etmesinler yani. Bu iyi bir şey değil ya. Tek kelimeyle değil. Değil. Şimdi düşünebiliyor musun? 10 bin lira bir sigara en aşağısı. En az. Daha üstü de var. Evet. Ayda 300 bin lira. Bir evin masrafını görüyor. Aynen. Vallahi billahi. Bir evin aylık masrafı. Vallahi billahi böyle. Hani çarşıya indiğin zaman 300'ü de geçiyor. Geçer. İki paketi de geçiyor. Hani 10 lira değil de daha pahalı zaten şimdi. Yani bu hem maddi hem manevi zararı olan bir şey. İnsanoğlunu perişan ediyor. Perişan ediyor. Yazık, günahtır ya. Vallahi yapmaz. Peki abi. Bahçenin şu yaşta yazık değil mi? Tam gezeceğim zaman. Hadi bir de ola. Arkadaşlarımdan gidip oynayacağım zaman. Aynen. Bak yürüyemiyorum şimdi. Arabaya kaldık. Sahaya gideceğim göçlü ağzına. Gidemiyorum. Geçenden gittim bir baktım. Ahmet Bey geldi. Allah razı olsun Arpacı. Evet. Tebrik ettim Galip abi dedi. Çok güzel yapmışlar sahi dedi. Hani demek istediğim bunun yüzünden çektiğimiz çile ne?
Yemin ediyorum 30 bin lira verdim bir paket sigara. 20 bin lira taksiye verdim. 10 bin lira da sigaraya verdim. 30 bin lira buraya getirdim. Bu kadar. Yazık, ha, yazık günah değil mi? Evet, saygıdeğer izleyenler. Parasını el, dumanını yel alır dedikleri şey gerçekten insan sağlığı için son derece tehlikeli. Gizli düşman. Bunlardan kendimizi koruyalım diyor Galip Evet. abimize sağlık, sıhhat, Allah afiyetler razı diliyoruz. olsun. Allah razı olsun. Gelenden de gelmeyenden de Allah razı olsun.